Merhaba örgüseverler. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz desenin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Modelimiz iki renkli oluyor. Modelimizi istediğiniz projelerinizde uygulayabilirsiniz. Battaniye olabilir. Ben bunu şal olarak başladım ve şal olarak ilerleteceğim. Bunun hem üçgen hem de dikdörtgen olarak nasıl yapıldığını anlatacağım. Bugünkü ilk videomda bunun dikdörtgen olarak nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım ve şal olarak tasarlanmış halini göstereceğim. Siz bebeğin ünleriyle bunu bir battaniye de çevirebilirsiniz. Bir hırka, kazak, istediğiniz herhangi bir şeye göre yapabilirsiniz. Şimdi hemen örgümüze başlayalım. Yine angora tarzı bir ipimiz var. 3 numara tığım var. Bakın. 3 numara tığım var. Angora iki renkten ipimiz var. Modelimize dikdörtgen olması için zincir çekerek başlıyoruz. Ben şimdi zamandan kazanmak açısından 28-29 tane zincirimi çektim. Sonra bir zinciri atladım. Bir sonraki zincire batarak her zincire bir tane sık iğne yaptım. Her zincire bir tane sık iğnemizi yaptıktan sonra toplamda 28 tane sık iğnemiz var şu an burada. Modelimiz 4 ve 4'ün katları olarak ilerliyor. Buna göre bu motiften mesela kaç santim olduğunu bitince ölçeceğiz. Ona göre size belli bir sayılar da vereceğim. Ortalama bir dikdörtgen şal için. Şimdi hemen başlayalım. Evet, zincirinizi çekip sık iğnenizi tamamladıktan sonra 1, 2, 3 zincir. Bir dakika şunu ekranda netleştireyim. Üç zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. İpimizi doluyoruz. Hemen şuradaki birinci boşluğa bir tane ikili trabzan. Bir sonrakine yine bir tane ikili trabzan. Bir sonrakine tekrar bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu kenardakiyle birlikte dört tane oldu. İki kenarda dörder tane olacak. Ortada üçer tane olacak. Şimdi onu göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi dört tane zincirle beraber dört tane trabzanlarımız tamam. Araya bir zincir çekiyorum. Aşağıdaki sık iğnelerden bir tane atlıyorum. Bir sonrakine yine bir tane ikili trabzan. Yanındakine yine ikili trabzan. Bir sonrakine tekrar bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi 3 tane yaptık. Araya bir zincir çekiyorum. Yine alttan bir tane sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine bir tane ikili trabzan. Yan yana 3 tane olacak şekilde. Tekrar aynı şeyi yapıyorum. Bir zincir. Hep 3 tane trabzan yan yana yapacağız. Araya bir zincir boşluk oluşturacağız. Alttan bir tane atlıyorum. Bir sonrakine tekrar ikili trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyecek. Örgünüzü başlarken zincirlerinizi çok sıkı çekmeyin. Çünkü ilk sık iğne zincire batarak ilerliyor. Hem zor batarsınız hem de çok sıkı çekmişseniz ördüğünüz alttan toplanma yapabilir. Çok ince tığ da kullanmanızı tavsiye etmem. Model böyle fıvıtık fıvıtık güzel düşmesi için biraz kalın bir tığ kullanın. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi 3 taneyi yaptık. Şu en son bir tane var. Ona da bir tane batırıyoruz. Yani iki kenarda 4 trabzanımız. Ortada ara yerde kalan kısımlar ise hep 3 trabzan olarak ilerleyecek. Şimdi burada rengimizi değiştiriyoruz. İki sırada bir renk değiştirme yapıyoruz. Hemen bir sonraki ipimizi alalım. İpimizi aldık. Ben şöyle bir sabitlemek için bir zincir çekiyorum, sabitliyorum.
Bunu burada bırakıyoruz. İpleri kırmıyoruz. Yürüteceğiz ipimizi. Hemen şuradan ilmeği geçiriyorum. Bir tane zincir yapıp sabitliyorum. Şimdi bir zincir yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Ve şuradaki birinci boşluğa bir tane sık iğne. Yanındakine de bir tane sık iğne yapıyoruz. İki tane sık iğnemiz olduktan sonra bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyor. Bir trabzan tepesine atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Şimdi bakın bu başlangıç sırası için bu şekilde olacak. Şimdi zincirimize yine ip almıyoruz. Şurada alttaki boş bıraktığımız trabzan sık iğneye şöyle şunu şuradan uzatıyoruz. Uzunca bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Ve şuradaki şu üç tane trabzanın en baştaki trabzanın tepesine yine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar araya bir tane zincir, bir trabzan atlıyorum. Bir sonrakine bir tane sık iğne. Yine aynı şekilde şu alttaki sık iğneye batıyorum. Uzatıyorum ipimi. Genişçe bir sık iğne yapıyorum. Tekrar geldik şuradaki üçlü trabzanın en baştaki birincinin tepesine bir tane sık iğne. Bir zincir çekiyorum. Aynı işlemi sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bir zincir çektim. Yine bir tane atladım. Bir sonrakine battım. Aşağıdan bir sık iğne yaptım. Ve yanındakine yine bir tane sık iğne. Yani şuralarda 3 sık iğne, bir zincir boşluğu. 3 sık iğne, bir zincir boşluğu olarak ilerleyecek. Şimdi bunu sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, şimdi sıra sonuna geldim. En son şurada bir sık iğne, uzun sık iğne ve yanına da bir tane sık iğne yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Şurada yine üçüncüyü atlıyorum. Bir sonrakine bir sık iğne. Bir tane de şurada baştaki zincirimize bir tane sık iğne yapıyorum. Ve sıramızı tamamlamış oluyoruz. 3 tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. İpimi doladım. Burada bir tane şu baştakine trabzan. Pardon, burada baştakine yapmıyoruz. Şurada zinciri birinci trabzan sayıyorum. Şurada bir sonraki şu boşluğa atlayıp şuna bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bakın altta da bu hizada bir tane zincirimiz var. Bu zincirler aynı hizaya gelecek. Şu zinciri atlıyorum. Şuradaki birinci sık iğnenin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine yanındakine yine ikili trabzan. Bir sonrakine tekrar. Yine şuradaki sırayı tekrarlar gibi olacak. 3 tane trabzan, bir zincir. Yine bir zincirimi çektim. 3 trabzanımı yaptıktan sonra bir zincir çektim. Şuradaki zincir boşluğunu atladım. Yanındaki sık iğneye bir tane ikili trabzanımı yaptım. Bu 3 tane yan yana ikili trabzanımızı yapıyoruz. Üçerli gruplar halinde oluyor. Şöyle. Bir zincir çektim. Yine boşluğu atladım. Yanındaki sık iğneye bir tane trabzan. Ortadakine bir tane. Ve sondakine de yine bir tane trabzan yaptık. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. En sondaki üçlü grubumu yaptım. Bir zincir çektim. Bakın şurada iki tane sık iğnemiz var. Her birine birer tane trabzan yapıyorum. Bu trabzanı yaparken battık, ilmeği çıkardık. Şunu şöyle şunun altından alıyorum. Ben bu ipi
Burada yürütmüş oluyorum, yukarıya çıkarmış oluyorum. Tekrar göstereyim. Bakın bu bizim bir sonraki sırada artık bu açık renk ipe geçeceğim için bakın şunun altından bu ipi alıyorum. Yani bu bir yürütme tekniği olarak gösteriyorum. Siz istediğiniz gibi ipliği yukarıya taşıyabilirsiniz. Şunu çekiyorum. Bakın bu ip burada duruyor. Birazcık yukarı çıkmış oluyor sadece. Evet, iki tane trabzanımı yaptım. Şimdi bu koyu renk ipimi bırakıyorum. Açık renge geçiyorum. Yine bir tane zincirimi çekiyorum. İki tane çekelim. Biraz şunun için biraz sıkı çektim ben onu. O yüzden iki tane zincir çektim. Örgümüzü çevirdik. Yine geliyoruz. Örgümüzü şurada birinci trabzanın tepesine bir tane sık iğne. Sonrakine de bir tane sık iğne yapıyoruz. Sonra geliyoruz. Şimdi buradan artık şu uzun sık iğneleri burada yapacağız. Şu çizgi görüntülerini vermek için. İki tane sık iğneden sonra tığımıza ip dolamadan bakın şurada yani bir önceki sıra değil ondan önceki sırada sık iğneleri yaptığımız sırada arada bıraktığımız bir zincirler vardı. O zincire batıyoruz. Bak, o zincirin altına şöyle net bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Bakın şu zincirin olduğu boşluğa batıp tığımızı uzatıyoruz. Şöyle uzunca bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Bu şimdi ördükçe bu yerine daha güzel oturacak. İkinci sık iğnemiz de bu şekilde oluyor. Sonra yanına yine bir tane sıradaki trabzanın şu üçlü trabzanların yanın birinci trabzanın tepesine bir tane sık iğne yaptık. Yani şu sıranın aynısından bu defa açık renkle yapıyoruz. Tekrar bir tane zincir çekiyorum araya. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakine tekrar bir sık iğne. Ve yine geldik boşluk kısma. Geldik boşluk kısma gelince hemen tığımızı alttaki zincire uzatıyoruz. Bakın tekrar gösteriyorum. Şuradaki boşluğa batıyorum. Bu şekilde bağlamış oluyoruz. Sonra sıradaki sık iğnemizle yine yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk. Sonra tekrar bir sık iğne. Evet, bu sırayı da bu açık renk iple bu şekilde sonuna, sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Sonuncu sık iğnelerimi de yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3 tane sık iğnemi yaptım. En son bir tane de şu zincire yapıyorum. Hani örgünün sağı da solu da aynı şekilde ilerlemesi için. Bakın şurada da 4 tane başlangıçta 4 tane vardı. Burada da bitişte de 4 tane olacak şekilde yapıyorum. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Bu sıramız yine trabzan sırası. Şurada yaptığımızın aynısını buraya da yapacağım. Şuradakini atlıyorum. Bir sonrakine hemen trabzanlarımızı yapıyoruz. 4 tane zincirle beraber 4 tane trabzan yapıyoruz yan yana. Dediğim gibi kenarlarda 4 tane olacak şekilde ayarlayacağız. Sonra bir zincir çektim. Şu alttaki zincir boşluğunu atladım. Bir sonraki sık iğneye hemen yine bir tane trabzan yaptım. Bu sırayı da göstereyim. Evet, bu şekilde. Bu sırada bu şekilde ilerleyecek. Bu sıramızı da tamamladık. Bakın modelimizin aslında ön yüzü bu taraf. Bu şekilde. Şöyle şunu göstereyim. Bu şekilde duruşu. Ama tabii ki arka yüzünü de kullanabilirsiniz. Burası da güzel duruyor. Artık o sizin tercihinize kalmış. Şimdi ben bir sıra daha renk geçişini göstermek istiyorum. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Örgünün ilerleyişi bu şekilde zaten. Değişik bir şey yok. İki sırada bir ipi değiştiriyoruz ve aynı şeyi uyguluyoruz.
Şimdi tekrar, şimdi açık rengi bırakıyorum bu defa. Koyu renk ipimi alıyorum. Hemen buraya iki tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Şimdi geldik bu sırada. Bakın bir önceki sırada 4 tane ile başlamıştık. Bu sırada 2 tane ile başlayacağız. 1 2 tane sık iğnemizi yaptık. Bir zincir çektim. Biraz netleştireyim. Evet. İki sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Alttan bir trabzan atlıyorum. Bir sonrakine bir tane sık iğne yapıyorum. Yine bir önceki sırada yaptığımız gibi geliyorum. Şurada alttaki sıranın, yani bir önceki sıra değil, ondan önceki sırada boş bıraktığımız zincir boşluğuna bir tane uzunca bir uzatarak gibi bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine yine çok uzun oldu. Şurayı, şu ilmeği biraz çok uzatmamaya çalışın. Bu şimdi şuradan ip alırken biraz uzuyor, esniyor. Şimdi güzel tutmaya çalışın. Sonra şuradan tutalım. Evet. Evet, yine 3 tane sık iğneyi yaptık. Bir zincir çektim, bir boşluk bıraktım. Tamamladım. Ve bir sonrakine bir tane daha sık iğne yaptım. Yine geliyorum. Alttan ipi alıyorum. Uzunca bir sık iğne yapıyorum. Bu sıramız da bu şekilde böyle devam ediyor. Tekrar. Evet, sıramızı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Yine en son olarak zincirden sonra iki tane sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3 zincir çekip dönüyoruz. Ve yine ilkine örmüyorum. Bir sonrakine bir tane trabzan yaparak ilerliyorum. Şimdi iki tane oldu. Bir zincir çektim. Bakın zincire zincir denk gelecek. Mesela altta zincir sırası varsa hemen buraya bir zincir çekeceksiniz. Sonra sık iğnenin tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Örgünün ilerleyişi bu şekilde, dediğim gibi yine bu sıra üçlü trabzanların olduğu sıra. 3 tane trabzan yapıp bir zincir çekiyoruz. 3 trabzan yapıp bir zincir çekiyoruz. Evet, bakın bu arkasının görünüşü. Bu da örgünün ön yüzünün görünüşü. Evet, bu modelimizin yapışı bu şekilde. Sanırım yeterli oldu. Zaten iki sırada değişen bir model. Çok zor bir model değil. Dediğim gibi istediğiniz modelinize, istediğiniz şeyi uygulayabilirsiniz. Şimdi ben bunu şal olarak düşündüm. Hatta buradaki şalım üçgen olacak. Şunu da açayım, şöyle göstereyim. Bunun da nasıl yapıldığını, artırmalarını, eksiltmelerini bir sonraki videomda inşallah sizinle paylaşacağım. Ama henüz bitmedi. Bitince bunun da nasıl olduğunu anlatacağım size. Evet hanımlar, bugünlük de bu kadar. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin ve hoşça kalın diyorum.